Aradan bir hafta geçti. Uzun zaman sonra kanalım yine buradan da muazzam görünüyor. Ama bir hafta geçmiş olmasına rağmen bizden hiçbir şey eksilmedi arkadaşlar. Bugün hayatınızda ilk defa, YouTube Türkiye tarihinde ilk defa karşılaşacağınız enteresan bir video olan Sahte mi, Gerçek mi oynayacağız. Enes Batur'la Mert Bülbül yazdı. İyi seyirler diliyorum. Bravo! Evet! Nerede bu? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine dediğim gibi enteresan bir video ile karşınızdayım. İsmini de muhtemelen Enes Batur'un Hayal mi Gerçek mi şarkısından alan Sahte mi Gerçek mi videomla tekrar karşınızdayım. Film miydi lan o? Evet. Şarkının ismi neydi? Biliyon. Bro sen bir dakika karışma ya, ben seni çağıracağım şimdi. O zaman konuklarımı çağırıyorum. Karşınızda Biliyon'dan tanıdığınız Enes Batur ve bir başka sosyal medya platformundan tanıdığınız Mert Bülbül var. Harika ikili ya, hareketlere falan bak. Kopacağız bugün. İnanılmaz eğleneceğiz. Benim acıdı ya, niye sen duruyorsun? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bugün çekeceğimiz video hakkında bir bilginiz var mı? Mesela bu niye burada mesela? Bugün çekeceğimiz video, çekici ne çekiyorduk? Bugün ne çekiyoruz? Bugün burada gördüğünüz gizemli A4'ün üzerine yazılmış rakamlar bazı şeyleri temsil ediyor. Sanmayın ki bunların arkası boş. Hepsinin arkasında birer tane ürün ismi yazıyor. Telefon olur, iPod olur. iPod. Cips iPod olur. Kaldı. iPod kaldı mı? Zips olabilir, herhangi bir abur cubur olabilir, bir sürü ürün ismi yazıyor. Buradan çıkan ürünleri. Evet. Şimdi buradan çıkan ürünleri, dur niye anlatamıyorum lan. Bir dakika. Buradan çıkan ürünleri masaya koyuyoruz. O ürünlerin, gördüğünüz ürünlerin hem sahtesi hem de gerçeği var. Ama yarışan arkadaşlarımız hangisinin sahte, hangisinin gerçek olduğunu asla bilmiyorlar. Sonunda bir şey kazanacağız mı bu videodan? Kazanacaksın. Sabret, neye ihtiyacın var? Bir şeye ihtiyacım yok. Oğlum onu sevgi. Saygı. Sevgiye mi ihtiyacın var? Sen bunu kazanmasan da ben sana sevgi veririm zaten. Olur. Aa, gel. Oğlum, hani oğlum ailem mailem diyordunuz. İnsanlar sizi sevmiyor mu? Şerefsizler. Arkadaşlar sahte mi gerçek mi oynuyoruz? Gelen ürünlerin sahte veya gerçek olduğunu ayırt etmeye çalışıyorsunuz. Seçtiğiniz ürünü buraya koyup kırıyoruz. Kırmadığınız şeyi alıyorsunuz. Mesela bir deneyelim, başlayalım hemen. Ne dramatizm. Ne edebiyat. Sahibi olarak sen başla. Hadi ben başlıyorum. O zaman heyecanlıyım. Tamam. Biz uğurlu numaramı çekeceğim. Hazır uğurlu mıyız? Numaranı çek. Uğurlu numaran senin nedir biliyor musun? 7 herhalde. Cips. Cips geldi. Evet. Cips gelmeden önce sana gözlerini kapatmamız lazım. 1 mi 2 mi? 2. Ben son birkaç videodur gözlerimi kapatıyorum. Bak ne yazıyor burada? Annecik uyuyor. Gelsin cipslerimiz. Evet, şimdi önümüzde iki tane cips var. Sen bunu görmeden gerçek mi sahte mi olduğunu anlayacaksın. Ha, Doritos. Annecik sakin ol. Ben şimdi bunun tadına bakacağım. Bir tanesi Ruffles, bir tanesi cips o. Ben deniyorum o zaman ilk. Bir tane yiyebilirsin. Yeterli. Diğer cipsler alacağım. Al bakalım. Kod çıkıyor. Tamam. Şimdi seçimini yapman lazım. İlk yediğini mi parçalamak istersin, ikinci yediğini mi? Parçaladığım benim olmuyor değil mi? Diğeri benim oluyor. Evet, diğeri senin oluyor. İlk yediğimi parçalamak istiyorum çünkü ilk yediğim çakmaydı. İlk yediğini parçalamak İkinci istiyorsun. Yediğim orijinal bir cipsi bu arada. İkinci yediğin sana kalıyor. Şimdi tahminin doğru mu göreceksin ama ne olursa olsun gözünü açtığında parçalamak zorundasın. Aç bakalım. Evet. Doğru. Doğru. Koy ağzına. Tamam, çok aksiyona girmiyorum. Masa gitti. Masa gitti. Daha bundan nasıl bir aksiyon bekliyoruz ki ya? Yani cips lan bu. Hani buradan böyle patlayıp böyle çıkmayacak. En fazla parçalanır burada yani. Aa babam sağ ol. O kadar şey var, sana cips mi çıktı gerçekten? Gerçekten rezalet bir şansın var ya. Ödülünü yiyebilirsin, ödülünün tadını çıkar. Sıra Mert Bülbül'de. Önce bir rakamını seçeceksin. Ondan sonra ben senin gözlerini kapatacağım. Çekici bırak. Hangi rakamı seçmek istiyorsun? Biri seçmek istiyorum. Uğurlu rakamı lan. Uğurlu rakamın bir mi? Evet. Parfüm. Parfüm. Bir de parfüm var. Bir de parfüm mü? Aynen parfüm. Oha, o zaman hemen parfümün gelsin. Evet gelsin. Bebeğim bunun içinde gerçekten güzel iki tane parfüm getirdim. Versace. Tamam. Çok benzemiyor mu şuna? Ya bir dur çekelim. Bir şey diyeceğim. Şunu bir yakın al. Hangisi? Bu gerçek. Kutuda mı orji bakacağım? Bakalım burnu orji şeylerin kokusunu alabiliyor mu? Tamam al bu birinci. Al incele. Şimdi önünde iki tane var. Kaldır, dokun, elle. Koklayabiliyor muyum? Oğlum bunlar aşırı birbirine benziyor tabii, lan. Tabii koklayabilirsin. Ben de bilmiyorum bu arada ama. Oo, ağzıma soktun. Bu orijinal. Nasıl orijinal? Açılmadı rakaba. Hadi artık hazırlanıyor musun? Seç bir tanesini ya. Sağdaki mi soldakini mi kıracaksın? Bunu
kırmayacağım, bunu kıracağım. Emin misin? Evet eminim, bunu kırmak istiyorum. Doğruyu seç çünkü kırmadığın senin olacak. Orijinal bir parfüm ve güzel kokularla mı evine gitmek istersin yoksa... Ben bunu seçiyorum. Bunu kırıyorsun, okey. Evet. Aç gözünü. Tabii ki. Bu arada güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Cihan Bey'e de prodüksiyondan dolayı teşekkür ederiz. Bize bravo gözlük Cihan Bey. Rica ederim, size bir şey olmasın. Bravo. Size bir şey olursa YouTube'a büyük zararlar gelebilir bu arada arkadaşlar. Aşağıda da ayakkabılarımız var. Hazırım. Daha bilmiyor hala gerçek mi sahte mi. Kırdıktan sonra öğreneceksin. Kır, kırıyorum. kır. Bak olmaz oğlum, çok aa, sağlam. Kır, koy ya. Bakayım. Aaa! Helal be! Ne yaptın kardeşim? Gerçekten güzel kokuyor bu arada. Oo, bütün oda parfüm kokuyor. Çok iyi, güzel. Çok aa, elini kesti! Abi bir şey diyeceğim. Abi kanıyor. kanıyor. Hayır! Mert buraya gel. Mert sakin ol. Mert bir şey yapsana oğlum. Ben kan göremem. Mert bak. Cam kırmak hakikaten biraz saçmaymış. Sonucumuz nedir? Bunu kazandın. Sence... Sonuçta parmağımı kaybettim. Evet. Artık parmaksızım arkadaşlar. Ya bak çekişle işte, vuruyorsun cam olan bir şeye. Çekici salak gibi buradan tutarsan, böyle vurursan kırarsın tabii. Ben tam uyaracaktım. Aklına başka bir şey geldi. Evet, şey bunu yani kazandın ve bu ne? Sence orijinal mi gerçek mi? Orijinal değil bu. Nereden? S harfinin bak boyası kaçmış. Aa evet. Altta şey yazıyor, parayla satılmaz yazıyor. Sigara içmek öldürür. Ha, soğuk içiniz yazıyor. Orijinali 800 lira, sahtesi 40 lira, al kardeşim. Olsun. Olsun. Bunu kimin yanına giderken kullanacaksın ilk? Bunu annemin yanına giderken kullanacağım. Gerçek aşk. Ana kızısıyım. Ana, anne aşkı. Gerçek aşk. Abi anadır oğlum. Şimdi arkadaşlar sıra. Bende. Sende, evet. Bravo. Bak hiçbir yerde söylemedim. Burada ilk defa açıklıyorum. Kıymetini bileyim yani. Kıymet. Uğurlu sayım. 4. 4 mü gerçekten? Evet. Ya? Vay be. En sevdiğim sayı. Fantastik dörtlü. Yani çok havalı bir sayı değil mi? Duruşuna baksana. 4. Gerçek bir şey. Pisagor bu arada. Gerçek bir geometri. Evet. Akıyor 4'ten. Ooo saat. Saat. Saat çok önemli bu arada. Saat kaç desem sana şu anda bilir misin? Hayır. Ben saati hep başkalarına sorarım. Saat kaç? Benim saatim durmuş. Bu arada gerçekten durmuş. Hazır mısın? Kapattım, evet. Al bakalım anneciğim. Bir ne kadar bundan? Evet, bir sağ elini uzatır mısın? Sana şimdi bir tane saat vereceğim. Bunun orijinal olmadan, ha kolundaki ağırlık var mı? Ya adama saat uzatıyorum, adam hala bileğindeki damarları gösteriyor ya. Böyle ne damar mı? Şunu verdim sana. Takmamı istiyor musun? Olur. Taktım varsayalım. Tamam. Bunu da sol bileğine takacağım. Hissiyatından anlayacağım galiba. Ama ben hayatımda saat takan bir insan değilim ki. Beni saatle hiçbir zaman görememişsinizdir. Böyle Rolex falan alayım düşkün olmadım yani. Maneviyat benim için daha değerli. Maddiyat hiç gram değeri yok. Burada mısın? Ben? Şaka evet, buradayım. Ya maddiyatın da şimdi biraz değeri var. Gram değeri yok da bayağı küçümser oldun yani. Maddiyatın değeri yok mu arkadaşlar? Ya benim için. Ya nasıl yok? maddiyatın değeri yok diğer insanın zaten maddiyata ihtiyacı olmuyor genelde. Böyle bir paradoks var. Onun için benim değeri için yok diyorsun. Önemli olan şey maneviyat. Neyse. Ya o zaman bunu sana halam gönderdim. Madem maneviyat çok önemli senin için. Bu da eski köpeğimin saati. Koluna takardım eski böyle. Johnny. Köpeğim. Bir dakika dur. Hissiyat olarak bakıyorum. Bunun böyle şuraları daha böyle hissiyat olarak güzel gibi. Başka bir kumaşı var sanki değil mi? Bunun eskimiş bu biraz. Eskimiş ama eski ama güzel deri, bir saat de olabilir. Eski güzel bir saat de olabilir, doğru. Genelde deriler daha pahalı oluyor değil mi? Yanlış mıyım? Ona göre sana ipucu vermiş olayım. Kendi elime çarpıyor salak. Nasıl gibi oluyor ya? Hala aynısını. Bu biraz dandik. Yani inatla üstüne gidiyorsun, farkında mısın? Ne kadar bunlar? Bir tanesi 500 lira, bir tanesi gerçekten 10 lira. 10 lira. Oğlum ucuz şeyler kokar bilmez misin? Ben bunu seçiyorum, bunu kıracağım. Onu mu seçiyorsun? Bu biraz plastik, bu dandik duruyor. O zaman gözlerini aç bakalım. Tamam. Benim de bağlıyorsun. Bu iyiymiş lan. Dur diğerine bakayım. Diğeri nasıl? Hiç belli olmaz. Bir dakika, diğeri dandik duruyor abi. Diğeri bildiğim bayağı dandik duruyor. Kayısı dandik duruyor. Hiç dandik durmuyor bence. Şurası dandik duruyor. Ve deri aynı zamanda yani. Artık seçtim, bence kır. Ya kırmak istemiyorum. Kır. Dur! İçeri gireceğiz. Oy! Ne yaptın Enes ya? Ne kadardı? Hangisi gerçekti bunlardan? Hangisi benim? Orijinalini kırdın! Arkadaşlar video kaldığı yerden devam ediyor. Evet Enes, kazandığın ya, saate dön bir bak. Ya bu çok kötü ya. Şuna bak ya. Bu arada senin için maneviyat önemliydi. Benim halamın saati olduğu için. Halanın saatiydi bu. Halanın saati için videoya mı getirdin? Evet. Ben abi bunu ömrümün sonuna kadar saklarım. Bence de saklarım. Her taktığımda da halanı hatırlarım. Yoksa halamın ruhu senin tepene çöker. Halan öldü mü? Halam ölmedi lan oğlum. Ölmüş. Halam ölmüş, ben saatini çalmışım. Enes Batur videosu yokum hadi ya. Cihan'ın halasına buradan selam yolluyorum. Ben de yolluyorum halasına. Sonsuza kadar taşıyacağım bu saati.
Halamla aram bozuk, ben yollamıyorum, siz kendinize yollayın. Evet, zaman öyle bir geçiyor ki sıra yine bana geldi. Heyecanlıyım. Benim ilk eline gelmişti. Cips gelmişti. Sen cips, abi. Sen çok kötü ilerliyorsun. En rezil şey bana geldi. Bayağı kötü ya. İlerliyorsun ama hepimiz kötü ilerliyoruz. Bana iyi geldi, buna da iyi geldi. Gerçekleri kırdık mal gibi. Cipsle aynı fiyatta benim kazandığım saat. Daha ucuz. Oğlum cips 8 lira, senin saat 10 lira. Doğru. 2 lira ekmek parası. TikTok'ta bir halkım var, kızlar şöyle dans ediyor. Nasıl zıplıyorlar şöyle? Şöyle miydi? O akım yürümemiştir ama tutmamıştır. Yo, bayağı yürüdü. Aha bak. Akım kötü. Var güzel. Güzel olan başka şeyler var videoda. Bence senin hoşuna giden o. Küçük bir TikTok videosu çekiyor. En yo. Bunun TikTok'ken. Çok yavaş yapıyorsun. Abi gitti ya zaten ya. Ben izledim orada olanı. Bir TikTok beceremiyorsun. Bırakacağım YouTube'u, TikToker olacağım. Bu videoya 1 milyon like gelirse YouTube'u bırakıp TikToker oluyorum. Gelmez ki. Haterları bir toplanır, bir verirler. Hadi iyi olsa toplansınlar hadi. Dislike 1 milyon. Doğru da çekti. Güzel. Telefon. Bak. Telefon. Bu özel bir şey. Burada kendi telefonunu koymak zorunda. Hayır. Evet olayı. Ben bu videoyu yüklemekten vazgeçtim şu an. Bak burada yazıyor. Kendi telefonunu koyman lazım. Ama koyarsam kendi telefonumu. Kendi telefonum kırılırsa. Evet. Onun prodüksiyon masraflarını kim karşılayacak? Senin videon. Öyle bir şey yok. Benim videom olabilir. Kendi telefonunu vermek zorundasın. Bunu kırarsam ama alırım. Ya kırma o zaman. Kendi telefonumu tanırım bu arada ben. Koydum. Bayağı 8 plus. Sen muhteşem bir TikToker olarak niye 8 plus kullanıyorsun yani? Bro, manevi bir değeri var. Tamam, gelsin saati telefonumuzda. Bu senin telefon ne kadar? Nasıl? Şu kadar falan. Şu an piyasayı bilmiyorum. Bu telefon çakma, bu da iPhone. Çakma bu, mı? 1000 lirayla 500 lira arasında bir şey. Koyuyorum önüne. Ama anlaşılır bariz ya. Challenge'ı şöyle yapalım o zaman. Ben kendi telefonumu tanıyabilirsem, tamam mı? Tamam. Tamam. Neredesin? Ben? Tamam mı değil mi? Anlaştık. Kendi telefonumu tanıyabilirsem telefonların hepsini alırım. İstediğimi kırarım. Hayır. Ama kendi telefonumu tanıyamazsam kendi telefonumu kırarım. Sen kendi telefonunu tanıma diye senin telefondan 8 tane getirsem. Sen bakayım şey misin? Telefon bayi misin? 8 tane plus'ı nereden bulacaksın? Ben Çağrı Taner'in yan adamıyım. Tamam, şimdi seç. Hangisini kırmak istiyorsun? Şimdi telefon verin elime. Al. Bir tedirginsin değil mi? Bir tedirgin edin. Diğeri nerede? Diğeri burada. Alo anne, yok. Alo baba, deniyorum. Alışkanlık var ya telefonla. Alo kan, he, bunda bir. Diyelim çaldı. Bu benim lan. Hangisi senin? Silah çekiyor sen. Aha. Bu benim telefonum. Alırım. Doğru mu? Evet. Şimdi harbi gerçek diyorsun. Telefonla karşılaşacaksın. Adam hakikaten bildi kendi telefonunu. Nasıl bildin lan? Aynı telefon ikisi. Tanırım oğlum. O da 8 Plus değil mi? Evet. Aa harbi lan, ekran koyduk. Tamam, şimdi gerçek zaten. Telefonu koyduk zaten. Şimdi bil. Şimdi ne yapıyorum? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kötü böyle falan mı? Bu yalan dolan bir şey. Bunu kırın. Bu kırılma hak ediyor şu anda. Tamam, çıkarabilirsin. Çok net bildin, helal olsun. Bunu kırabilirsin istediğin gibi. Koy! Aa, telefon kırılmadı bu arada. Masa kırıldı. Ya masayı giderek açıyordum. Sivri tarafı yapsana. Masa kırıldı. Sivri tarafı yine vursana. Abi ben direkt parçalamak istiyorum ya bunu. Orada içinden 5 lira çıktı telefonun. Bu ne lan? Harbiden bu yalan bir telefon bu arada. İşletim sistemi yok. Direkt düz batarya çıktı içinden. Başta ben bir challenge'dan bahsettim, hatırlıyor musunuz? Kendi telefonumu tanıyabilirsem telefonların hepsini alırım. Eğer telefonumu anlarsam, hissedersem unuttum çakma sandım değil mi? Çakma telefon bile değil yani. O diğer 8 Plus nerede? Gerçekten çakma bir telefon. Diğer 8 Plus nerede? Diğer 8 Plus yok. Where is other 8 Plus? O gitti. Nerede çekilişte o? Verdik onu. Ne ara kaydırmalı yaptım onu ya. Ben yukarı attım onu. Masa gerçekten nanay olmuş bu arada. Ama mühim değil. İşte benim kalbim de böyle. Üstünü örtüyorsun, bir şey yok sanıyorlar. Şimdi sıra Mert'te mi? Sıra Mert'te. Gel bakalım Mert baba. Mert geliyor. Mert, bir rakam seçmeni isteyeceğiz senden. Peki bu masa video sonuna kadar dayanır mı? Asıl soru o. İddiaya girelim hadi bu masanın. Hay ama her şey bir challenge'a dönüşüyor ya. Burası YouTube. Tamam o zaman arkadaşlar, 500 bin like gelirse bu masayı tekrar geri topla. Senin var ya böyle her şeyden, cümleden sonra duruyorsun böyle, sallıyorum aklımda yok. Tamam, buna 500 bin like gelirse. Hadi bir daha çekeceğiz. Bu arada bu video 1 milyon like gelirse TikToker oluyorum. 1 milyon like ne yapayım? Kırmızı çok yormadım ben. Ben bunu seçmeyecektim. Ooo çok iyi bir şey geliyor. Bir bakayım. Ooo. Sen yandın. Hal, ne geliyor biliyor musun? Çikolatalı sandviç geliyor sana şimdi. Önümde bir tane Halley, bir tane de Halley olmak isteyen ama yıllardır Halley olmayı başaramamış bir çocuk var. Mert'le Enes. Bu nasıl bir kombin oğlum ya bu? Tamam, ilk Halley'i veriyorum. Hazırım.
Al. Kalbim. Yemin ediyorum kalbim ağrıdı biliyor musun? Artık, kendimi artık çok kötü. Böyle kardeşim sen zaten bana tamam. Sarılmadın o da sarıldı. Enes Batur'u ilk ben aldattım. Bunu Instagram bio'ma yazacağım. Hayır. 2020 Enes Batur aldattım. Sen hiç aldatıldın mı? Nasıl bir soruydu bir anda? İlginç bir soru. Ne zaman evleniyorsun? Hiç ben 5 metre mi? Şöyle bakıyorum. Godzilla mıyım lan ben? Ha, ayrıldım diye burayı yıkıyormuşum değil mi? Ben hiç aldatılmadım diye biliyorum. Şu an için konuşmuyorum da. Biri Halley okey. Diğerinde çikolata kaplamalı sandviç yazıyor. Aynısı. Çikolata kaplumbağalı sandviç yazıyor. Bunu yeme. Ucağız değil bu arada. Bu 25 kuruş bu 1 lira. Yani bundan 4 tane alabiliyorsun bunu yemek evet. Bu net çikolata kaplamalı. Gerçek bir gurme ya. Gerçek bu bir gurme. Bu net çikolata. Nasıl ambalajı bile kötü yani. Bir dakika bakayım. Plastikten yapılmış acaba. Çok hızlı bildi. Bir daha karıştırıyorum. Bu nasıl bir mantık adam bildi olmuş da. Hayır al ilk bunu seç bak bakalım. Tamam, biraz değil. Daha incele. Tamam ver onu. Tamam. Biraz unut. Al. Sana bir bu dizi. Bu yine Plexi. Sana bir dizi test yapacağım. Bu Plexi. Emin misin? Evet. Bunu mu yapmak istiyorsun? Buna mı sahte diyorsun yok, şimdi? Yok bu gerçek ya. Tamam evet, bir daha vereyim bir daha vereyim. Abi o kadar soru soruyoruz ki çocuğu artık çocuğu vazgeçiyor. Tamam bu gerçek değil. Bir daha veriyorum. Bak çok politik davranıyorsun. Al buna var. Bu yine gerçek değil. Kaldırmayı vereyim. Çocuk artık hak etti ama ya. İlk verdiğim mi, üçüncü verdiğim mi? İlk verdiğin gerçek. Üçüncü verdiğim mi? Tamam al buna bak bir daha. Kahretsin. Anamı s**ar bu gerçek değil. Bunun sahibi gelsin yine buna yediremez bana. Bu gerçek değil. Abi hak ettim bunu çıkart. Tamam. Metalli çıkart. Bunu ezmeyelim. Ne yapalım? Bunu ben ya. Yiyeyim. Bundan Cihan yesin o zaman. Zaten 25 kuruş. Yeteri kadar ezilmiş bunu. Dokunmayalım buna ya. Bunu da yiyen olur elbet. Onu biz yiyelim o bildiği için. Gel. Sıra kimde? Bende. Aaa. Bu arada şimdi kendine güveniyor musun? Sen adamın da gerçeğinden de sahtesinden de iyi anlarsın. Şöyle dokun bakalım. Gerçek bir adam mıyım ben? %80. Bu kadar okşarsan ben senin hakkında şüpheye düşerim. Ben gerçek bir adam mıyım? Bakayım. Sen hayalsin ya. Hayal mi gerçek mi? Enes Batur 2. filmi 2021 sonbahar sonu vizyonda. Ayaz da çıksın artık ya. Geldi he. Bak bunu ilk defa senin vizyonda söyledi. Buradan başlıyorum reklam yapmaya. Dinlerde HBO Max'ta mı yayınlanacak? Blue TV'de falan mı yayınlanacak? Disney Plus. Disney Plus'ta. Güzel. Ben seçiyorum o zaman. Hadi lütfen seç artık. 6! 6 seçti Enes. 6! Aaa bir dakika. Ne? Dur 5 düştü. Takılar. Lar geliyor. Madenler. Lar var burada. Şimdi Enes'in takılarını getirdim. Enes buradan. Acil gözlerini kapat Enes. Bunlar ışıllar çünkü. Görüyorsun. Bu şeyler bana mı geldi? Takılar. Lan bir şey anlatıyorum ya. Bu sünnetten kalan. Ucunu kestirdiğim zamandan kalmıştı. Kapattın mı gözlerini? Evet. Gel kontrol et. Tamam, sana güveniyorum. Şimdi eğer hazırsan önüne bir iki tane burma koyacağım. Tabii elimde başka yüzükler ve çeyrek altınlar da var. Bugün bayağı zenginim. Ama önce burmalardan başlıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle iki tane burmayı koydum bunu. Senin sence hangisi orijinal, hangisi cakba? Ne kadar bunlar? Vallahi orijinali şöyle bakayım 10 bin lirası var. 10 bin lira? 10 bin lirası var. Diğer çakma olan da 10 lira. Ya zaten bunu kırsak bile değeri azalmaz ki. Bu altın değil mi? En fazla ezersin. Ya ezilir. Olsun gene de ezmek yani hoşuma gitmez. Hoş tabii canım. Değer düşüklüğü olur. Bir dakika dur anlayacağım. Bu arada ısırıyorsun ya. Neye bakıyorsun? Bilmiyorum hep ısırılır ya. Yamuluyor mu diye. Doğru. Tamam sen hangisinin sahte olduğuna bir karar ver istersen. Bu çok dandik bir metalmiş gibi geliyor elime. Bu böyle hissiyatı da güzel bunun. Öyle mi? Ben bunu sağa koyuyorum. Bu da kırılacak olanlar. Peki, sol. Peki o zaman sırada tek taş var. Hiçbirine tek taş aldın mı bu arada bugün? Hayır. Gece? Niye aldım ki? Sen aldın mı? Soruya soruyla ne zaman evleniyorsun? Bu nasıl soru ya? Ben evlenmeyi düşünmüyorum bu arada. Eğlenmeyi mi düşünüyorsun? Eğlenmeye her zaman. Neşeye eğlenmeye her zaman varım. Ama evlenmeyi... Ya gözü görmeyen bir insanla da konuşmak şu anda konu bu mu şu anda? Bir kitlendi. bir kitlendim ya. Evet, iki tane tek taş getiriyorum önüne. Tamam mı? Ama gerçekten tek taş. Ne kadar? Biri 3200 lira, diğeri de taş patlasın 7,5 liradır. Aa bir dakika bu zor. Bir böyle hissetmem lazım. Hadi bakalım. Gel buraya parmağını uzat bebeğim. Bakalım kabul edecek mi? Kabul ederse evet. Orijinaldir de. Evet! Dandik gibi hissediyorum. Öyle mi hissediyorsun? Bu arada orijinal olan yüzük kullanılmış bir yüzük haberin olsun. Kim tarafından? Evlenip boşanmış bir çift tarafından kullanılmış bir yüzük. Çok da büyük dedikodulara da şahit olmuş bir yüzük aslında. Hangi çift? Çok yuva görmüş. Çifti söylemeyeyim. Tamam ben bunu istiyorum. Bunu sağa koyuyorum. Bu çok dandik. Bunu sola koyuyorum. Bu değil misin ya? O zaman son çeyrek altınımız var. Ay! Acaba hankısı? Direkt orijinal... altın mı? Valla ben bazı işlemlerden geçmiştir. Bunun şeyi takılı bu gerçek. Ya o dümen de olabilir bu arada. Doğru. Böyle her ucuna kırmızı kurdele takılan orijinal sanma. Biri işiyor lan şuraya. Kim o?
Geçen. Bu adamca yapma ya. Niye gelen işiyor buraya ya? Hem ısırıyorsun hem işiyorsun. Birader burada bir şey çekiyoruz. İşemeyin şuraya ya. Ben aldatmaca yapabileceğini düşündüğüm için bunu kırılanlara koyuyorum. Bunu da sağ tarafa koyuyorum. Peki. Mert'in geçen bir videosu vardı. Video başlığı olarak şey yaptık. İnce deliğe motor sürmek. İnce deliğe mi? İnce deliğe motor sürmek. Ne çağırtırıyor? Bak gözünü kapat ve YouTube olmadığını da. İnce deliğe motor sürmek benim için bir erkeğin ilk seks deneyimi. Aynı zamanda ilk kadında. Kadının ilki erkeğin şeyi motor çünkü. Güzel bir tabir bulduk yani. İnce deliğe motor sürdüm. Sen bazen soruyorsun ya bana, acaba ileride hani yıllar geçtikten sonra biz de hani Kemal Sunal gibi, Şener Şen gibi böyle bir şey kariyer yakalayabilecek miyiz, öyle anılacak mıyız diye. Bence ileride senin bu güzel muazzam atasözünü kullanır. Enes Batur diye bir adam vardı YouTube'da. İnce deliğe motor sürmek derdi. Hani atasözleri oluyor ya, acaba o atasözlerini kim buldu? Onu merak ediyorum yani. Onlar anonim zaten. Biri anonim. Bir anda... Birisi mesela ince deliğe motor sürmek. Bunu söylüyor. Bu beğeniliyor böyle insanlar tarafından. O kullanıyor, o kullanıyor. Atasözü oluyor sonra. Biri söylüyor. Yanında ince deliğe motor sürmek arkadaşlar. Bunu kim söylüyor arkadaşlar sizde? Kim çıkardı? Enes Batur. İşte atasözleri de böyle. Biri söylüyor, atanın yanında bir de yancı var. Yani çok güzel şey söyledi diyor, sonra birilerine dağıtıyor. Bu arada seni tebrik ederim. Gerçekten tam bir paranın köpeği misin? Bunu görmüş olduk. Abi, kokladın, noktadın, okşadın, bir şey yaptın, yine orijinallerini buldun. Hepsini de orijinal buldun. Sadece bu benim sünnetimde takılan çeyrek altının orijinalini bulamadın. Aa, çeyrek bu muydu? Evet, biraz manipüle ettik seni. İyi güzel, bunlar benim mi o zaman? Bunlar senin, aç bakalım. Muhteşem bir adamsın. Öyleyimdir. Aç bakalım kolunu. Bu nasıl girecek? Burma 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 burma. Çıkaramayacak. Bu ne lan? Bu ne bu? Bu daha zarif ve küçük bir yere sokuluyor galiba. Evet, bu benimki değil. Ben bunları kırıyorum o zaman. Ah! 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 Ya! Ya çakma da olsa içim gitti ya. Lan adamın sünnet altını gidiyor lan. Bunlar devam et abi, bunlar devam et. Çakma altın sesi geldi diye düşünüyorum. Bu yüzükten daha hayır gelmez. Gelmez ondan. 7 lira. Cebine niye attın lan? Altını ver. Cihan'ın altını çaldı. Cihan'ın düğününde takacağım. Adam beni illa evlendirmek istiyor ya. Oğlum daha 17 yaşında çıtır bir gencim ben. Ne evlenmesi? Yok 13. Bu sahte olan. Tura geldi. Evet, güzel bir tur oldu. Ben bayağı karlıyım. Ben hep kazanıyorum falan. Bu arada gerçekten çok alakasız ya. Evet. Şansın kazandığı bir oyun yani. Şimdi sıra bende. Kaç like'a evlenirsin? Delikanlı gibi böyle. Harbi, çok fazla like istemiyorum. Hayır, sadece 10.000 like gelirse Mert'in ağzını burnunu kıracağım. Barbie bebek. Benim mi? Benim kağıdımda Barbie bebek çıktı. Barbie bebek. Şimdi getiriyorum sana Barbie bebek. Bu arada Barbie bebekten de iyi anlarım ha, orijinal mi yoksa. Gözünü kapat gözünü. Oğlum çocuğum, o bölüm bitti. Hiçbir çağrım yok bu arada ya. Bunları tut şimdi. Al bakalım. Bunları böyle öpüştüreceksin falan. Ne diyorsun lan? Neredesin? Çık git. 50 yaşında adama konuştuğun şeyler. Hadi lütfen oynasana. Anlamaya çalışıyorum. Bu, bak bu mesela uçakma Barbie gibi. Hani böyle doğal sarışın değil bu. Sonradan boyatmış saçları. Biraz hafif boya var gibi bunda. Kumral. Kumral'dan esmer dönüyor. Barbie. Köylü Barbie falan mı? Barbie köyde serisinden. Abi bir de buna bak. Bu İstanbul'a gelip kötü iş adamlarının kötü emellerine maruz kalmış köylü kızı Barbie gibi duruyor. Sen buna bak şimdi. Bu gelememiş abi. Köy edeyim şimdi. Bu şey Beşik Kertmesi edeyim. Ne var a** koyayım lan? Beşik Kertmesi, sik Beşik Kertmesi. Size mi soracağız lan? Mert bir sus a**. Enes sen ne s**dir git şuradan ulaşamam sizinle. Burası bir anlamıysa. Ben kadınlardan da böyle anlıyorum bu arada. Böyle bakıyorum bir. Tamam dur. Elbisesi kötü de bu kadın kaliteli duruyor abi. İçi kaliteli, dışı kalitesi olan bir Barbie. Diğer Barbie nerede? Beşik kertmesi. Ya bu gerçek Barbie ya. Emin misin? Bu mu gerçek? Eminim dedim ya oğlum işte. Sen yanlış bildin. Sen bunu seçtin. Oğlum sonradan kırdıktan sonra açabilirsin. Olsun. Tahte dediğin şu Barbie'nin yüzüne bak. Bu kız şeye benziyor lan. En son Exe'nin içindeki son kıza benziyor bu. Bozmuştum ya. Sana ne lan demiştim. Bu da herhalde bunu anlayamadım diye istemiyorum. Çocuğu buradayız da görmüyorsun diye. Tamam abi, hangisini seçtin ben? Bunu seçtim değil sen mi? Sen bunu kıracaksın. Seçtiğin Barbie bu. Bence gayet güzel bir Barbie seçmişim ya. Diğerini indirebilirsin. O zaman o Barbie de şöyle otursun izlesin. Bunu görmenizi istemiyoruz çünkü kötü görüntüler sergileniyor. Psikolojisi bozulabilir. Cihan biraz hızını alamadı. Tamam yeter. Evet, şimdi şu an bakabilirsiniz. Ya Barbie'yi kıracağım diye masayı ikiye böldün. Ama bu Barbie de patladı artık çünkü bayağı hasar görmüştü bu masa. Barbie'nin son hali diye. Masamız kalmadı bu arada. Şimdi neyle devam edeceğiz buraya da? Yarım masayla. Bir masadan iki masa yaptık. Nasıl?
Arkadaşlar ayakkabı. 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 Evet. Ay ayakkabı. Ayakkabılar da güzeldir. Ayakkabılarımız ne? Sen gözünü kapat. Ayakkabılar için İbrahim Traver'e çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İki tane Nike ayakkabımız var. Birisi gerçek, birisi sahte. Gerçek 1300-1400 lira, sahte 100 lira. E tabi benim ayakkabım. Kullanılmış bir ayakkabı olduğu için kokusundan evet, anladı. Bu Enes Batur'un ayak kokuyor. Şimdi bir şey diyeceğim. Sen ayakkabın o zaman hibe edeceksin arkadaşa. Evet. Evet. Ayakkabın. Ben böyle bir adamım. İkimiz de aynı ayakkabı numarasını giyiyoruz. Oğlum şu yukarı doğru bakma, buradayım a**ayım ben ya. Hangi istiyorsun o zaman, anladım bence direkt. Bu ayak kokulu olanı istiyorum. Tamam, bunu kıracaksın o zaman. Bu Rus pazarından alınmış imitasyon Nike'ı Mert acaba nasıl parçalayacak? Ben de anlamadım. Çekişle vuracağım. Bekliyoruz. Evet. Oha! Vay be! Ayakkabıya hiçbir zarar gelmedi. Çekiç hasar gördü ama. Seni tebrik ediyorum. Benim bir tane masam vardı. Ortaköy'den getirdim. Ben ne çekeceğim haftaya? 3 numarayı nerede kıracağız? Aa, çek ayakkabıyı parçala. Bunu kapatmaya mı çalışıyoruz şu an? Evet. Sahte ya bu. Oğlum bu orijinalmiş lan. Vallahi içeride orijinal yazıyor mu? Orijinaldir. O zaman tam çakmadır değil mi? Yeni bir masa yaptık buraya. Sırf son tur için. Daha büyük bir masa. Son turda ne var? Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Çekiyoruz. 3 numara kaldı. Finale. AirPod. Bir tanesi 100 liraya satılan AirPod'lar. Instagram'da reklamında görmüşsündür. Bol bol görmüşsün. Hakikaten. Bir tane de gerçek. Bende mi? Olsun, Cihan oynasın dedim. Yılbaşı hediyesi olarak bu turu sana vermek istedim. Çok teşekkür ederim. Daha yılbaşı gelmeden bunu kutluyor olmak da beni çok mutlu ediyor. Ve bu arada herkesin yeni yılı kutlu olsun. Arkadaşlar gözüm görmüyor ama şu anda. 2020 gibi geçmemesi dileğiyle 2021. Hazır mısın? Hazır ve nazırım. Ben de iki tane AirPod koydum. Biri sağda, biri solda. İki adet AirPod var. Evet. Hadi bakalım hangisi gerçek söyle. Hadi söyle hangisi gerçek. Abi bir tane kapı vişneli, bir tane Camel Slender Gri. Başka bir şey isteyen var mı? Yok. Bu arada gerçekten getirecek, bu orijinal. Bu orijinaldi çünkü. Hani Harley bile, çünkü Harley bile bundan daha fazla o zaman tamam, ben buna sahte diyorum, bu da benim olsun. Tamam. Aç gözünü. Şimdi gerçek doğruyla karşılaşmaya hazır mısın? Hazırım. Kır bakalım. Biraz açılalım mı? Uzun zamandır bütün gücümü kullanmıyordum çünkü. Bu sahte gözlük. Can aslında Herkül'müş ha. Kırıyorum. Kır. Kırıyorum. Kır. Kırıyorum. Kırma! Oha! Oğlum benim kafama geliyor. Böyle geçti kafam yanında. Bir şey diyeceğim. İnanamıyorum kendime. Yani bunu nasıl kırdın bu kadar ya? İkisini de aynı şekilde kırmış oldum. Evet arkadaşlar, Cihan'la ters düşmeyeceğinizi bu AirPods'lara bakarak anlamışsınız. Elimde balyoz varken ters düşüyorum. Bu böyle bir şeymiş aslında, anladın mı? Vay be ulan, nasıl yapıyorlar lan bunları? İçinden Halley paketi çıktı. Oğlum baksana bakayım, kabloyu takıyorsun ses falan geliyor lan. Nasıl yapıyorlar? Alo. Galiba son ürünümüzü kırdık, doğru muyum? Evet, buradan da AirPod'unu kazandın. Çok teşekkür ederim. Ben de yüzük. Sen de kazandın. Sen de kazandın bu videoda. Ayakkabılar. Bu oyunda herhangi bir para ödülü yoktu. Zaten altın vardı. Altın vardı. Onu da İkinci yine ele saldım. Ayakkabı ve sahte parfüm. Evet, ben bunları sahibinden ne koysam kaç paraya satarım kim bilir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar videoma konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne demek, her zaman mamasta. Ben teşekkür ederim yüzük için. Rica ederim. Bugün de gene dolaylı yoldan evlendik. Herkesi evlendiremem ama herkesi eğlendirebilirim diye düşünüyorum bazen. Umarım herkes de eğlenmiştir. Bu video videoyu izlediğinizde yeni yıla girmiş olacağız. Bana 2019 hiç iyi gelmedi ama 2020 çok iyi geldi. Eğer isterseniz, yani burada Enes Batur'a bağlamayacağım. Aynen, ben de bizi gösterdim. Ama eğer isterseniz ve gerçekten bir şey için... 2020. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Sizi seviyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yıla sağlık, sıhhat ve mutlulukla girin umarım. Öptüm. Aaaa!